Sen çok tatlısın ama. Sen oyun mu istiyorsun? Gel, gel. Gel aşkım, gel. Gel. Gel, gel, gel. Çok tatlı değil mi? Sen pek sevmiyorsun galiba Elif. Uzaktan sevmeyi tercih ediyorum diyelim. Ben İstanbul'dayken köpek gezdiriciliği yapıyordum. Zengin insanların para karşılığında köpeklerini gezdiriyordum. İşte zengin ve çalışan insanların genelde vakitleri olmuyor ya. O yüzden böyle bir meslek türedi. İlginçmiş. Aynen. Onlara çok bağlanmıştım biliyor musun? Ne düşünüyorum biliyor musun bazen? Hayvanları insanlardan daha çok sevdiğimi. İnsanlar o kadar acımasız. O kadar ikiyüzlü ki. İçi dışı bir olan insan görmek çok zor. Neyse. Akşam gidiyoruz değil mi düğüne? Ben gelmem herhalde. Neden? Elif sevmez öyle düğün dernek işlerini. Fazla da dışarı çıkmaz. Sıkılırsan döneriz. Kırma beni ya. İki kuzen gidelim işte. Anlaşıldı. Elif istiyor ama izin yok galiba. Yok, dedem izin verir de ben bilemedim. Bence gidebilirsin Elif. Hem sana da iyi gelir. Eğlenirsin. Tamam o zaman. Tamam, o zaman hazırlanalım. Yolumuz da uzun. İyi de ne giyeceğim ki ben? Benim hiç düğünlük bir kıyafetim yok ki. Buluruz bir şeyler. Annemin dolabında çok güzel elbiseler var. Hepsi birbirinden güzel. Onlardan birini seçeriz birlikte. Dur bekle ben getireyim. Dede. Bu Ayşe'nin aklına uyduk. Biz kalıyoruz. Elif kaç zamandır dışarı çıkmıyor. Ya dedeciğim ne olacak? Görmedin mi kızcağızı ben gidebilirsin dediğimde nasıl mutlu oldu? Ayrıca ben yanınızdayım. Merak etme bir şey olmaz. Rahat ol ya. Şunu. Tut şunu. Efendim. Evet benim. Bakın bu sünnet düğünü bizim aile geleneğimiz. Bizimle özdeşleşti. İnsanlar orada bizim ismimizi göremezlerse bütün Antakya'ya rezil oluruz. Affedersiniz siz kimsiniz? İsminiz nedir? Azade Sancakzade. Sancakzade. Evet son gün sizden böyle bir şey istiyorum. Haklısınız çok komik. Ama anlayış göstereceğinizi umuyorum. Azade Hanım, ben de birilerine söz verdim. İlla hayır yapmak istiyorsanız gidersiniz. İlla ihtiyacı olan birisini bulursunuz. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim. Ha illa ki orada olmak istiyorsanız buyurun benim davetlim olun. Başımın üstünde yeriniz var. Eksik olmayın. Adam laftan anlamıyor. Başım patladı anlatıncaya kadar. Aptal. Kezban. Bana bir kahve yapsana. Bu arada herkes nerede? Kimse yok ortalıkta. Oğullarınız dışarıda. Vediye Hanım da sünnet var diye çıktı ama Leman Hanım buralarda. Ne sünneti sen ne diyorsun? Niye benim haberim yok? Leman ne oluyor? Şey anne bugün Zeytin'in sünneti mi ne varmış? Toplu sünnet şeysi. Vediye yenge de bizi davet etti. Ama sen bir şey dersin diye ben sana söylemedim. Ne bileyim. Kalp Yarısı ATV'de.